Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeklini çok farklı bir şekilde hazırlamış olduğum şahane bir poğaça tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifin hamuru için derince bir kabın içerisine yarım yemek kaşığı dolusu kuru maya, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütümü ilave ettim. Spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 1 yemek kaşığı dolusu elma sirkesini ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi hızlıca spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. Tarifte 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Onu da içerisine ekledikten sonra spatula ile hamurum yoğunlaşana dek spatulamla karıştırmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum poğaça tarifi için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 mg su bardağıdır. Bu aşamada unumu azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemeye çalışıyorum. Hazırlayacağınız poğaça hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamur elimi saldıktan sonra bir 4-5 dakika kadar daha yoğurmaya devam ettim. Hamur kıvamını aldıktan sonra hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre hamur iki katına çıkana kadar mayalandırılması için bekletiyorum. Mayalanmış olan hamurun öncelikle havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde yapmış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Unlamış olduğum masama hamurumu aldım. Hemen yuvarlak bir form vererek bir kesme aparatıyla hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları ellerimle yuvarlayarak 4 eşit beze haline getirerek hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri bekletmeden kıvamı o kadar güzel ve yumuşak ki çok kolay bir şekilde hamurlarınız açılacaktır. Öncelikle merdane ile hamurumu öncelikle yuvarlak bir form vererek büyütüyorum. Hamuru yeteri kadar unlayabilirsiniz. Hemen oklavayla hamurumu 50 santim çapında olacak şekilde yuvarlak bir formda açmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum 3 beze hamurumu da aynı şekilde oklavayla açtım ve kenara aldım. Hamuru yeteri büyüklüğe getirdikten sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 150 gram kadar tereyağının bir kısmını hemen görmüş olduğunuz gibi bir aparatla hamurun tamamını yağlayarak işleme başlıyorum. Poğaçalarınız bu aşamada yağlı yağlı ve yumuşacık puf puf olacaktır. Hemen ikinci hamurumu da üzerine yerleştirerek tekrardan ikinci katını da yağlıyorum.
4 kat çıkana kadar bu şekilde hamurlarımın tamamını yağlıyorum ve hazırlıyorum. Dördüncü hamurumun üzerinde aynı şekilde yağladıktan sonra hemen hamurlarımın şekil vermesine geçiyorum. Dördüncü katı da verdikten sonra hemen yuvarlak bir formda olan hamuru kare bir boyuta getiriyorum. Daha güzel bir şekilde katlanabilmesi için. Hamuru hemen ikiye katlıyorum. Hamuru katlayıp düzelttikten sonra hemen bir bıçakla öncelikle hamuru iki eşit parçaya bölmüş olduğum parçaları da ikişer parçaya bölerek toplamda 4 tane her bir parçayı da üçer parçayı ayırarak toplamda 12 tane poğaça hamuru elde ediyorum. İkişer parmak kalınlığında olması yeterli olacaktır. Videoda da görmüş olduğunuz gibi bir çöp sisikle veya bir bıçağın sırtıyla hamurun üzerine baskı uygulayarak şeklini vererek poğaçalarımı hazırlıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, şekli şahane, muhteşem bir poğaça tarifidir. Sizlerin de aynı zamanda bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Poğaçanın şeklini verirken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Poğaçaların tamamını hazırladığım yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra üzerini kapatarak tepsi mayasında en az 20 dakika beklettim. Beklemiş olan poğaçaların üzerine 2 tane yumurta sarısını ayırmıştım kenara. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla üzerlerine çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten muhteşem oldular. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz sabah kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, şekli şahane, muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.